Herkese merhabalar. Malum insanlık olarak sıra dışı bir dönemi deneyimliyoruz. Sizler de 2019-2020 dönemini bu sıra dışı şartlar altında tamamladınız. Dolayısıyla fazlasıyla yoruldunuz ve yıprandınız. Şimdi yaz tatilindesiniz. Muhakkak ki bunu hak ettiniz. Benim sizlere nacizane tavsiye edebileceğim kitap Umberto Eco'nun Günün Adı isimli romanı. Bu roman vasıtasıyla 14. yüzyıl İtalya'sına klasik ortaçağa bir seyahat gerçekleştireceksiniz. Dönem siyasal ve toplumsal anlamda karmaşık ve çalkantılı bir dönem. İşte papalık Avignon'a taşınmış, Alman İmparatoru Ludwig İtalya'ya yürüyor. Bu tarihsel olarak da Baskerville William ve yardımcısı Ezzo, Kuzey İtalya'da bir Benediktin Manastırı'nda işlenen gizemli bir cinayeti aydınlatmak üzere meskul manastıra geliyorlar ve olaylar orada daha da çetrefilli hale geliyor. Buradan da anlaşılacağı üzere roman, polisiye bir roman olma hüviyeti taşımaktadır. Bunun haricinde bu roman vasıtasıyla orta çağın toplumsal kurumlarına nüfuz edebilir, egemenlik ve mülkiyet ilişkilerine yönelik tartışmaları yakından takip edebilirsiniz. Yine bilginin doğası, bilgiye ulaşma meselelerini tarihsel bağlam içerisinde okuma fırsatına sahip olabilirsiniz. Sizlerin entelektüel donanımlarınıza katkı sağlayabileceğini düşündüğüm bir kitap olması hasebiyle sizlere bunu şiddetle öneriyorum. Film olarak The King's Speech'i önereceğim sizlere. Her ne kadar filmi yaklaşık 10 yıl önce izlesem de, dolayısıyla teferruatlara hakim olmasam da, hikayesi itibariyle sizleri oldukça etkileyeceğini düşünüyorum. Düşünün ki siz bir veliaht prensiniz ve yurttaşlara dönemin baskın iletişim araçlarından biri olan radyo vasıtasıyla hitap edeceksiniz. Ve bu şartlarda sizin bir konuşma güçlüğünüz var. Kekemelik gibi. O an, yani film boyunca 6. George'un yaşadığı stresi, endişeyi sizler de onunla birlikte yaşıyorsunuz. Dolayısıyla ben bu filmi size tavsiye etmek istiyorum.